Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese merhaba, programımıza hoş geldiniz. Birlikteliğimiz saat 16.30'a kadar devam edecek. Özel bir söyleşiyle başlayacağız programımıza. Sayın Selim Soy'dan, Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden, etkili isimlerinden. Fenerbahçe'de biliyorsunuz futbolculuk yaptı, yöneticilik yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yöneticilik yaptı. Türk futboluna büyük hizmetleri geçmiş bir isim. Bizimle birlikte futbolun gündemindeki konuları değerlendireceğiz kendisiyle. Selim abi, hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgürcüğüm, nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim, siz de iyisiniz umarım. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Buyur canım. Harika. Eksik olmayın, katıldınız, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu akşam Fenerbahçe'nin rövanş maçı var Olympiakos'ta. Evet. Saat 22'de nasıl bir maç olacak sizce? Tahmin ediyorum Fenerbahçe atlayacak bu turu. Zor da olsa yani. Yani kapanacak adamlar belli ki. Belli ki bir puan oynayacak adamlar. Ama tahmin ediyorum Fener takımı inşallah bu maçı kazanır. Anladım. İlk maçtaki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Fenerbahçe adına? Şimdi oradaki maça çok kötü başladık. Onun için goller oldu. Ondan sonra bir kendimize geldik şöyle. Yani Fenerbahçe gibi oynadık. İki tane gol bulduk. Üçüncüyü de bulabilirdik. Ama olmadı. İnşallah bu akşam daha rahat Fenerbahçe gibi oynarız. İyi oynarız. Hı hı. Ve inşallahsa kazanacağız diyorum. İnanıyorum. Peki. Yani kazanacağım. Peki. Tabii Fenerbahçe'de güçlü bir beklenti var. Bu yarışma grubunda, yani konferans liginde finale gitmek, kupayı almak şeklinde. Sizin tahmininiz ne bu konuda? Öncelikle bu akşamı geçelim, ondan sonra onu konuşalım. Adım adım düşünmek lazım. Daha iyi olur öyle olursa. Peki. Sayın Servet Yardımcı'yla Türkiye Futbol Federasyonu'nda birlikte görev yaptınız. Dün bir açıklama yaptı ve Türk futbolunu türbülanstan kurtarmak maksadıyla aday oluyorum dedi. Nasıl yankı buldu, geri bildirimler nedir ya da siz kişisel anlamda nasıl değerlendirdiniz bu yaklaşımı? Vallahi ben kişisel anlamda Servet Bey çok büyük bir sorumluluk alıyor. Helal olsun diyorum buna. Niçin böyle diyorum? Şenez Erdik'ten sonra Avrupa'da futbolu yöneten 10-11 kişiden biri bir defa. Hı hı. Şöyle söylemek isterim. UEFA'da seçildiğin zaman da bu son sene olan olayda 52 tane oyun, Sermet Bey tam 48'ini aldı icra kurulunda. Bu çok büyük bir oydur. Bu çok büyük bir güvendir orada. Onun için bu işi bilen bir insan en azından. O bakımdan kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorsunuz? Elbet ki, ama tahmin ediyorum başka adaylar da çıkabilir. Çok adaylı bir seçim olacak malumunuz. İnşallah. Dün iki adaylık açıklaması geldi. Ne dersiniz, bu sayı 3'e 4'e 5'e çıkar mı? Olabilir, çıkabilir. Hı-hı. Çıksın, böyle olsun zaten bu iş. Anladım. Mesela çıkmadı, insanı gördük ne hale getirdi futbolu. Hı-hı. Onun için. Kim o insan? İşte. Bu son işte bizim Mehmet. Ha, Mehmet Büyükekşi. Evet. Ne hale getirdiğini futbolu herkes, hı-hı, gördü. Hı-hı. Onun için inşallah çok iyi olacak. Mehmet Büyükekşi'nin herhalde tekrar adaylığı söz konusu değil, değil mi? Galiba, tahmin etmem artık böyle bir şey yapmışsını. Peki. Haziran'da mı yapılacak sizce seçim? 18 Temmuz olarak belirledi ama federasyon. Yok, daha çaba alınacak o, çünkü zor, evet, olur öyle olursa. Evet. Onda tabii öyle bir tarih seçilmesi enteresandı benim için, ama tahmin etmiştim ben onu. Hmm. Onlar kalmak istedikleri için böyle bir seçimi olmak. Öyle mi? Avrupa Şampiyonası tabii sonrasına denk getirmek istedim. Tabii. Yani onun için. Selim abi, Servet Yardımcı konusunda kulüpler antak kalabilir mi? Bütün kulüplerin uzlaşacağını düşünüyor musunuz? Şimdi ben şöyle bir şey söylüyorum. Yani UEFA'da bulunması böyle bir kuvvetli insanın bizim için büyük bir avantaj teşkil eder. Yani bu işi bilen insan. Yani burada öğrenmiyor bu işi. Hı hı. Bunlar gibi yani. Burada hiçbir şey anlamayan, bilmeyen insanlar geliyor Futbol Federasyonu'na. Orada işi öğreniyorlar. Öyle olmuyor işte. Hı. Olmadığı için bu sonuçlar alınıyor.
Evet. Onun için Şenel Bey'den sonra dedim Avrupa'da futbolu yöneten bir Türk arkadaşımız. Onun için çok muvaffak olmuş orada da ayrıca. Onlar bunun çok artıları bence. Hı hı. Sizin duyduğunuz başka isim var mı Türkiye Futbol Federasyonu'nun adaylığını açıklayacak olan? Çok sayıda isimden bahsediliyor ama somut olarak. Var ama tabii açıklandıktan sonra üstüne konuşmak daha iyi olur. Anladım. Fenerbahçe'nin düşündüğü aday kim sizce? Sayın Başkan Ali Koç neyi düşünüyor bu konuda sizce? Hangi isim üzerinde düşünüyor? Vallahi o şöyle söyleyeyim, kurtulayım da bu federasyondan diyor. Anladım. Kim olursa olsun diyor. Çünkü Fenerbahçe çok büyük haksızlıklara uğradı bu işte. Ligin kalan 6 haftasına nasıl bakıyorsunuz şampiyonluk yarışına? İki takım da kazanır tabii. Artık son maça kalacak bu iş, tahmin ediyorum. Onlar da öyle istiyorlar. Yönetim de öyle istiyor zaten. Ama o maçı kim idare edecek çok önemli. Yabancı bir hakem geleceğinden bahsediliyor. Ya da yurt dışında görev yapan bir yabancı hakem. Mesela Hollanda'da doğan, Almanya'da doğan Türk hakemler var. Onlardan bahsediliyor. Sizin fikriniz nedir? O Türk hakemler değil de onların üstünde de konuşmalar olur bu tip maçın sonundan. Çok önemli bir maç bu maç. Madem VAR'a getirebiliyorsun, tamam mı? Oraya da getir hakem. 3 tane hakem de sahada olsun. Çünkü VAR'a geldikten sonra hakemler ortada ne kadar büyük değişiklik olduğunu 2-3 maçta gördük. Hani onlarla çok büyük fark var aramızda benim. Anlayış farkı var. Hani onlar oyunu idare ediyorlar. Bizdekiler kulüpleri idare ediyorlar. Çok büyük fark var arada. Anlıyorum. Sayın Selim Soy'dan bu önemli açıklamaları yaptı. Haluk Ulusoy eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Yine Mahmut Özgeler eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Cemil Kazancı'dan bahsediliyor, Beşiktaş'ta önemli bir isim. Bu isimlerin de aday olabileceğini düşünüyor musunuz? Vallahi olduktan sonra konuşmak çok iyi olur. Anladım. Şimdi bir şey söylemek anlamsız. Anlamsız olur. Onun için öyle peki diyorum. Peki. Sayın Selim Soy'dan fikrini sizlerle paylaştı. Selim abi, var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok canım. Çok teşekkür ederim alakana. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar. Sağ olun. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, programımıza sırayı Galatasaray bölümümüzü alıyor. Galatasaray'ın aylık olan Divan Kurulu toplantısı dün yapıldı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bu toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Değerli Galatasaraylılar, şimdi biraz da kulübümüzle ilgili olan diğer gelişmeler konusunda sizi bilgilendirmek istiyorum. Birçoğunuz biliyorsunuz, farkındasınız. Galatasaray Sportif AŞ'nin 9 aylık bilançosu açıklandı. Bu dönemde yaklaşık 600 milyon liralık bir kar açıkladık. Bu gelirdi, bu seviyeyi de sene sonuna kadar taşımak istiyoruz. Ancak yükselen faiz oranları ve piyasa koşullarında bu hiç de kolay olmayacak. Dolayısıyla benim her zaman ifade ettiğim gibi kulübümüzün elindeki imkanları kullanıp bu faiz sarmalından bir an önce çıkmasının yolunu bulmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip bu anlaşmadan çıkmaktır. Bugün mutlulukla ifade etmek isterim ki Galatasaray Spor Kulübü bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi ve size seçim zamanında, yani 2022 senesinde de vermiş olduğumuz sözü tutmak için son aşamaya geldik. Dönemimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin Bankalar Birliği borcundan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını sağlayacağız. Değerli Galatasaraylılar, bu borçlardan kurtulmak için atılması gereken adımlardan biri de Florya tesislerinden Kemerburgaz'a taşınmamız konusudur. Kemerburgaz tesislerimizde inşaatımız devam ediyor.
önümüzdeki sezonun başından itibaren Kemerburgaz tesislerinde olacağımızın müjdesini buradan sizle paylaşmak istiyorum değerli Galatasaraylılar. Mevcut durumu yerinde beraber görmek için UEFA Kupası'nın yıl dönümünde yani 17 Mayıs'ta hep beraber Kemerburgaz tesislerimizde bir piknik organize ediyoruz. Ve siz değerli Galatasaraylılara orada hep beraber olmaya, bu güzel günü hep beraber kutlamak için hepinizi davet ediyorum. Orada birlik ve beraberliğimizi bir kez daha kanıtlamış olacağız değerli Galatasaraylılar. Sayın Başkan Dursun Özbek dün Divan Kurulu toplantısında bu açıklamaları yaptı. 17 Mayıs'ta Kemerburgaz'daki inşaat çalışmalarında gelinen aşamayı kongre üyelerinin görmesi ve kamuoyunun görmesi için bir özel organizasyon yapacaklarını söyledi. Biliyorsunuz 17 Mayıs Galatasaray için Avrupa Şampiyonluğu'nun yıl dönümü anlamına geliyor. 2000'de 17 Mayıs 2000 tarihinde Kopenhag'da Arsenal'ı finalde yenerek eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi'nin şampiyonu olmuştu Galatasaray. Türkiye Futbol Federasyonu 33. haftanın hakem açıkladı. Açılış maçı Beşiktaş'ın Beşiktaş Ankara gücünü ağırlayacak Cuma akşamı saat 20'de. Bahattin Şimşek bu maçta görevli olan hakem. 20 Nisan Cumartesi günü İstanbul Spor Karagümrük Burak Şeker. 16'da Konya Spor Alanya Spor Oğuzhan Çakır. 19'da Samsun Spor Adana Demir Spor Murat Erdoğan. Yine aynı saatte 19'da Kayseri Spor Trabzon Spor maçında Çağdaş Altay görev yapacak. Pazar günü Başakşehir Çaykur Rizespor maçı Arda Kardeşler. Antalya Spor Hatay Spor Abdülkadir Bitigen. Galatasaray saat 19'da Pendik Spor'u ağırlayacak. Bu maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olmuş. Aynı saatte Gaziantep Futbol Kulübü Kasımpaşa maçında Kadir Sağlam görev yapacak ve haftanın kapanış maçı Sivas'ta olacak. 22 Nisan Pazartesi günü saat 20'de Sivas Spor Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maçta da Cihan Aydın görev yapacak. Galatasaray bölümümüze devam ediyoruz programımıza. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Sayın Nihat Kırmızı bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar. İyisiniz umarım. İyiyiz, sağ olun. Bayramı geçirdik. Bu vesileyle herkesin geçmiş bayramını da kutluyorum, sizlerin de özellikle. Eksik olmayın. Ben de sizin geçmiş bayramınızı kutlarım. Nasıl geçti bayram tatili? Güzel geçti. Tabii gündem yoğun. Özellikle futbol tarafında gündem yoğun. Seçimler, kulüplerin seçimleri, federasyon seçimleri vesaire gibi böyle. Bir de şampiyonluk yarışı çok son düzlükte. Çok kızışmış durumda. Ama en azından bayram bir nefes aldırdı. Doğru. Bu arada hatırlatalım, Sayın Nihat Kırmızı İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Galatasaray'ın da yönetim kurulu üyesi. Süper Kupa Galatasaray'a ne zaman verilecek? Bu konuda bir bilgi var mı? Şu an net bilgi yok ama beklediğimiz ilk maçta, yani ilk saha maçımızda. Bu da Pendik maçı oluyor. Orada kupayı alma ihtimalimiz yüksekte. Ha, pazar günü Pendik Spor maçından önce Galatasaray Süper Kupası'nı alacak. İnşallah. Kimilerine göre işte Fenerbahçe'yle sondan bir önceki yapılacak hafta yapılacak derbi de olabilir denmişti ama herhalde Pendik Spor maçı değil mi? Yani genelde ilk saha maçında usulde öyle oluyor. Öyle bekliyoruz biz de. Peki. Sayın Nihat Kırmızı bu önemli bilgiyi verdi. Son 6 haftaya nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray şampiyonluk şansını rakibi Fenerbahçe'ye göre daha mı yükseltti? Son Alanya deplasmanındaki galibiyette ne dersiniz? Genelde Galatasaray'ın kasları son düzlükte daha iyidir. Yani genelde bu alışkanlık haline gelmiş bir durumdur. Son düzlükte hangi rakibiyle başa baş kalırsa kalsın genelde Galatasaray önde bitirir. Bu sene de inşallah böyle olacak ama tabii ki bunun garantisi yok. Rakibimiz de son gücüyle tabii ki bu mücadeleyi veriyor. Şampiyon olmak istiyorlar. Cami olarak uzun süredir de bir şampiyonluk yaşamadılar. Onlar da tabii ki şampiyon olmayı çok istiyor. Bize dikkatli olmamız lazım, çok çalışmamız lazım ki bunların hepsini yapıyoruz. Cami olarak kenetlenmiş durumdayız. Oyuncularımız birlik beraberlik içerisinde disiplin içerisinde Okan hocamızın önderliğinde çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dediğim gibi inşallah son düzlükte her zaman olduğu gibi Galatasaray'ımız şampiyon olur. Evet. Sayın Nihat Kırmızı ile sohbetimiz devam ediyor. Sayın Başkan, dünkü Divan Kurulu toplantısında Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız. Yeni yönetim Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmış bir Galatasaray'ı yönetecek dedi. Bu Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmanın ekonomik ve kulübün geleceği açısından yaratacağı fayda nedir? Bize anlatır mısınız Sayın Kırmızı?
Tabii şimdi bankalar ekonomik özgürlük açısından, özellikle böyle bunu ısrarla üstüne basarak söylüyorum, ekonomik özgürlük açısından Bankalar Birliği'nden çıkmak çok önemli. Çünkü biliyorsunuz kulüplerin Bankalar Birliği anlaşmasıyla beraber gelirlerinin en az yarısı Bankalar Birliği'ne gidiyor. Bu da kulüp giderlerini çok, tabii ki gelirlerini yarıya indirdiği için yüksek kulüp giderlerini de karşılayamaz duruma getiriyor. İşte bu transferlere de yansıyor, başka harcamalara da yansıyor. Kulübün ekonomik sürdürülebilirliği için Bankalar Birliği'ni bir an önce bitirmesi gerekiyor. Bankalar Birliği anlaşması yapıldığında o dönemde gerçekten çok iyi bir anlaşmaydı. Çok gerekliydi. Özellikle döviz borçlanmasının sona erdirilmesi açısından da çok iyi oldu ama belli bir süre sonra da çıkılması çok daha iyi bir yol olacaktı. Hı hı. Başkanımız göreve geldiği günden bugüne zaten en çok mesai harcadığı konulardan biri bu. Çünkü bankalar birliğinden çıktığımız andan itibaren bizim gelirlerimiz, çok ciddi gelirler de bekliyoruz önümüzdeki sezonlarda. Gerek sportif başarılarla elde edeceğimiz, hem şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi, Avrupa'daki katılacağımız turnuvalardan gelecek gelirler. Hem de Galatasaray'ın artık bir futbol kulübünden çok, bir spor kulübünden çok, bir aslında büyük bir STK, hani bunun başka gelir yaptığımız diğer organizasyonlardan elde edeceğimiz gelirler, işte inşaatlardan, gayrimenkul geliştirmelerinden elde edeceğimiz gelirlerle Galatasaray'da çok ciddi bir gelir elde edebilme potansiyeline sahip. Ama bu gelirleri elde edebilmek için de işte dediğim gibi Bankalar Birliği'ne gidecek o işte %50'lik kısmın gitmemesi gerekiyor ve daha rahat hareket etmek gerekiyor. Başkanımız da bu işi başardı. Kendisi de ifade etti zaten bunu. Hı hı. İnşallah seçim gününe kadar, önümüzdeki dönemde başkanımız da inşallah devam edecek tabii ki. Önümüzdeki dönemde de en büyük arzumuz bu. Bankalar Birliği neticelenecek ve Galatasaray daha mali olarak özgür bir kulüp olarak önümüzdeki sezonlarda gerek önümüzde daha son önümüzdeki yönetim kurulu veya bir sonraki onlarca sene, yüzlerce sene belki bugünleri konuşacağız. Bugünlerde bu Bankalar Birliği anlaşmasından ve elde edilen gelirlerden dolayı Galatasaray'ın edindiği gücü önümüzdeki dönemlerde de fazlasıyla hissedeceğiz. Bu son derece önemli bir açıklama, bunu bilmek çok önemli. Ben sizin anlattıklarınızdan şu sonuca ulaşıyorum Sayın Kırmızı. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak sadece bir irade meselesi değil, aynı zamanda dayanacağınız bir takım ekonomik kaynakların olması lazım. Bu ekonomik kaynaklar yoksa, yani borcu çevirebilir duruma getirebilecek finans kaynaklarını oluşturmamışsınız, Bankalar Birliği anlaşmasından da çıkamazsınız, zararına da olsa mecbur bu boyundurukta kalacaksınız. Galatasaray'ın böyle bir aseti var. Örneğin Leo, ona bağlı olarak Florya'daki konut projesi. Bunlar aslında, bu somut projeler Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmasını sağlıyor benim gördüğüm kadarıyla. Tabii Dursun Başkanımız göreve geldiği günden bugüne zaten tüm projelerini de kamuoyuyla paylaştı. Yapılan tüm işleri kamuoyuyla açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde de paylaştı. Biraz önce siz de dediğiniz gibi işte Lava projesi, Florya, Kemerburgaz'a geçinme projesi, bunların hepsini adım adım, gün gün tüm kamuoyuyla, öncelikle tabii ki Galatasaray camiasıyla ve tüm kamuoyuyla, tüm spor kamuoyuyla paylaştı. Bunlar da Galatasaray'a önemli kaynaklar sağlıyor. Sportif başarılar da ortada. Bunlar da Galatasaray'a tabii ki belli kaynaklar sağlıyor. Giderlerimiz de tabii ki var bu oranda. Bu kaynaklarla beraber başkanımız bunu çok iyi kullanıyor. Bu kaynakları, gelir ve gider dengesini çok iyi kullanıyor. Bu da Galatasaray'ın Bankalar Birliği çıkma yolunda gerçekten önemli bir süreç oldu. Sayın Nihat Kırmızı bizimle birlikte, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi. Bu arada Galatasaray'ın Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak ezeli rakiplerine ekonomik anlamda fark atacağı yorumları yapıldı. Bu yorumlar abartılı yorumlar mı, yoksa gerçekte payı var mı sizce? Yani ezeli rakiplerimizin ne yapacağına bağlı. Biz kendi işimize bakıyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığı kendilerine bağlar. Yani rakiplerimiz de mutlaka kendilerine göre belli başlı projeler yapıyordur, yapmalıdır. Belki de yapmıyordur. Yani tabii ki onların ne yapacağını bilmediğim için bu soruya şöyle olacak diye bir cevap vermek mümkün değil. Hı hı. Ama biz kendimiz ekonomik özgürlüğümüze kavuşarak önümüzdeki dönemlerde daha güçlü bir Galatasaray'ın çıkmasını istiyoruz. Galatasaray gerçekten ben sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın en önde gelen kulüplerinden, tüm spor branşlarında, başta futbol olmak üzere tüm spor branşlarında böyle. Ama daha güçlü olmamız lazım. Avrupa kupalarında daha söz sahibi olan bir kulüp olmamız lazım, sportif olarak söylüyorum. Bunlar için de tabii ki ekonomik olarak güçlü olmanız gerekiyor. Dünya bir yere geldi. Spor sektörü, özellikle futbol bir endüstri haline geldi. Hı hı. Burada çok ciddi bir ekonomik boyuttan söz ediliyor, konuşuluyor. İşte Avrupa'nın önde gelen kulüpleri
biz de onlardan biriyiz ama işte bir tabii ki İngiltere Ligi, La Liga veya Bundesliga seviyesinde olmuyor bizim ekonomik değerlerimiz. Biz de o değerlere en azından yaklaşabilmek için hem gelir olarak, tabii ki öncelikle gelir olarak giderlerimizi de karşılayabilmek adına o gelirleri sağlayabilmelisiniz. Bu anlamda bizim bu yaptığımız projeler, Dursun Başkanımızın bu yaptığı projeler gerçekten çok önem arz ediyor. Rakiplerimize ne kadar fark eder atarızın cevabı onların yapacağı projelerin ne kadar realize olacağıyla alakalıdır bunlar. Sayın Nihat Kırmızı'yla sohbetimiz devam ediyor. Dün iki tane adaylık açıklaması oldu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapmayı planladığı seçimlerle ilgili olarak. Galatasaray'ın Servet Yardımcı ve Erdal Alkış adaylıklarını açıkladı. Galatasaray'ın düşündüğü bir aday var mı Sayın Kırmızı? Şu anda tabii yok. Konuyu Dursun Başkanımız yoğun bir şekilde sürdürüyor. Şu anda tabii ki bir federasyon var, bir federasyon yönetimi var. Onlar henüz netleşmiş. Tabii ki 18 Temmuz diye bir açıklanan tarih var ama işte tarihin daha geri çekilebileceği konuşuluyor. Hem kulüpler kendi içinde konuşuyor, kulüpler birliğinde konuşuyor. Dursun Başkanımız önderliğinde bir heyet federasyon yönetimiyle, başkanıyla bu konuları konuşuyor. Bunlar netleşince her şey daha net ortaya çıkar. Önümüzdeki dönemde tüm kulüplerin de mutabık kaldığı, herkesin gönül rahatlığıyla işte bu işi bilen, bu işin içerisinde sporun içerisinde bu iş derken yani futbolun içerisinde bulunmuş isimlerin ve bu işin iyi yönetecek isimlerin birisinin iyi bir yönetimle beraber Türk futboluna hizmet edeceğini düşünüyoruz. Önümüzde bir Avrupa şampiyonası var. Milli takımımızda da orada başarılar diliyoruz sizin aracınızla, bu vesileyle. Hı hı. İnşallah o günkü yönetim, artık mevcut yönetim mi oraya gider yoksa yeni bir yönetim mi gider bilemiyorum. O günkü yönetim oradaki bir başarıyla beraber yeni yönetimle önümüzdeki sezonda çok daha iyi bir zemin bırakır, iyi bir alan bırakır veya işte yeni bir yönetim o şampiyonaya gidip iyi bir başarı yakalarsa iyi bir başlangıç yapmış olur. Yani isimler henüz çıkıyor. Daha tarih dediğim gibi konuşuluyor. Hani şu tarih 18 Temmuz'u federasyon açıklandı ama işte kamuoyunda siz de biliyorsunuz tarihle ilgili bazı tartışmalar var. Bunlar netleşince belki başka adaylar da çıkar. Belki mevcut adaylardan bazıları farklı şeyler düşünebilir. Bilemiyoruz. O zaman daha net konuşabiliriz. Şu an bunu konuşmak için çok erken. Sayın Adnan Polat'ın sık sık ismi geçti Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için. Siz bu konuda kişisel anlamda bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Yoksa gerekli görmüyor musunuz? Yani şu anda tabii bu dediğim gibi biraz önce bunları konuşmak için çok erken. İsimleri konuşarak isimleri de yıpratmak istemeyiz. Yani sonuçta düşünüyordur yazıcı. Ben Adnan Başkan'ın tabii ki ne düşündüğünü açıkçası bilmiyorum. Kendisiyle bu konuyu hiç konuşmadım. Hı hı. Ama yani o yüzden onun adına herhangi bir şey söylemem mümkün değil. Ama başka isimler de olsa şu anda bir şey demek çok mümkün değil. Anladım. Önemli olan Türk futbolunu en iyi noktaya getirecek bir ismin, bu işten iyi anlayan, bu işi iyi bilen, takım kulüpleri iyi tanıyan, kulüplerin ilişkileri, kulüplerle ilişkilerini iyi kuran bir yönetimin, sadece başkan da değil sonuçta bir yönetim olacak. Bir yönetim gelerek Türk futbolunu daha ileriye taşıması. Biz de hem bireysel olarak kendim hem de kulüp olarak kendi kurumlarımız, üniversitemizde de spor bilimleri fakültesi var, orada da birçok spor adamı yetiştiriyoruz. Buralarda da her türlü katkıyı sağlayacağımızı zaten her zaman her yerde söylüyoruz, hangi yönetim olursa olsun. O yüzden burada şu anda isimleri tartışmak için henüz çok erken. Sayın Nihat Kırmızı bizimle birlikte, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı, Galatasaray'ın Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi. Fernando Muslera ile yeni sözleşme yapıldı mı Sayın Kırmızı? Sorabilir miyim? Evet, bunu? Başkanımız Fernando ile bir görüşme yaptı yaklaşık bir ay önce. Kendisiyle anlaştı. O da başkanımızın söylediği hiçbir şeye karşı bir cevap vermedi. Yani Fernando Muslera tam bir Galatasaraylı. İnşallah önümüzdeki sene, eğer mümkünse sonraki senelerde de Galatasaray'a hizmet edecek. Beklentimiz bu. 1+1 yıllık sözleşme mi oluyor Fernando Muslera'ya? Yani öyle diye konuşuldu ama sonuçta Fernando Muslera'yla dediğim gibi önümüzdeki sene ve sonraki senelerde ne kadar verim alabilirsek devam etmek istiyoruz. Evet. Davinson Sanchez'e Napoli'den ciddi bir teklif geldi. Galatasaray'ın resmi teklif aldığından bahsedildi. Böyle bir teklif var mı Davinson Sanchez'e? Ya şu an tabii yani daha önce de bu sorular sorulduğunda aynı cevabı vermiştim. Şu an son düzlükte biliyorsunuz şampiyonluk düzlüğünde oyuncularla ilgili transfer konuşmalarında veya gidecek gelecek
oyuncular olacak mı olmayacak mı bunları konuşmak için son derece yanlış bir dönem. Hani oyuncuların kafasını karıştırma açısından da son derece yanlış bir dönem. O yüzden çok transfer konularını konuşmamayı tercih ediyoruz yönetim olarak. Ben bireysel olarak da bunu böyle uygun görüyorum ama yönetim olarak da oyuncularımızın tamamen odağı hani şuraya mı giderim, şu kadar mı teklif aldım, bu kadar mı aldım yerine tamamen Galatasaray'ın şampiyonluğuna odaklanmış durumdayız. Oyuncularımız da aynı şekilde. O yüzden şu transfer konularını çok fazla konuşmamayı tercih ediyoruz. Sayın Nihat Kırmızı son derece önemli ve ayrıntılı açıklamalar yaptı. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda da İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Çok teşekkür ederim katıldınız. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İyi günler, iyi çalışmalar. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde harika maçlar izledik salı ve dün akşam çarşamba akşamı. Salı günü biliyorsunuz Borussia Dortmund 4-2 mağlup etti Atletico Madrid'i ki Atletico 2-2'ye getirerek turu geçme şansına sahipti. Sonrasında direnemedi, 4-2 mağlup oldu ve turu kaybetti. Yarı finalist oldu Borussia Dortmund ve 1-0 öne geçtiği maçta Barcelona 10 kişi kaldı Araujo'nun kırmızı kart görmesiyle ve Paris Saint Germain Barcelona'yı 4-1 mağlup etti ve yarı finalde Borussia Dortmund'la eşleşti. Dün akşamsa müthiş bir maç vardı gerçekten. İngiltere'de Manchester City Real Madrid'i ağırladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 berabere bitti. City 1-0 öne geçmişti. Sonrasında Real Madrid bu gole karşılık verdi. Penaltı atışlarındaysa Real Madrid'in bu sezon 3. kaleci olarak başlayan kalecisi Lunin 2 tane önemli penaltı çıkardı. Tabii Bernardo Silva başta olmak üzere Manchester City'de hatalı penaltı atışları söz konusuydu. Real Madrid penaltı vuruşları sonrasında turu geçen taraf oldu. Diğer maçtaysa Bayern Münih Arsenal 1-0 yenerek toplamda 3-2'lik bir skor elde ederek yarı finalist oldu. Şampiyonlar Ligi'nde yine harika yarı final maçları izleyeceğiz. Real Madrid, Bayern Münih ve Borussia Dortmund, Paris Saint Germain eşleşmeleri söz konusu. Sayın Erol Kaynar programımızın bu aşamasında bizimle birlikte. Erol abi hoş geldiniz, merhaba. İyi yayınlar Özgürcüğüm, teşekkür ederim. Tabii Türkiye'de yeterince futbol izleyemediğimiz için Şampiyonlar Ligi ilaç gibi geliyor futbol seferi. Değil mi, ne dersiniz? Sen anlatırken ben aynı şeyi düşündüm vallahi. Hakikaten başka bir de tabii eşleşmeler çok enteresan oldu. Almanya Fransa gibi düşünmek lazım. Evet. Acayip bir maçlar olacak öyle gözüküyor. 3 tane İspanyol vardı, ikisi elendi, biri devam ediyor. 2 Alman yarı finale çıktı. Sizin favoriniz hangisi bu sene? Vallahi ben Bayern Münih'i her zaman şey tutuyorum. Ayrı tutuyorsunuz. Ayrı tutuyorum. Ona herhalde rahmetli Süleyman abiden kalan bir hatıra diye galiba, o biraz bilinçaltımda, o beni kurguluyor galiba. Onu hissediyorum. Çünkü biliyorsun beraber gitmiştik Süleyman abiyle. Evet, arabayla gittiniz değil mi? evet. Doğru, bayağı arabayla gittik geldik. Doğru. Evet. Onun için yani orada bir ayrı bir yeri var bende. Bayern Münih'in yani. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu seçim sürecinde Haziran'da yapılmasını istiyor kulüpler. Federasyon 18 Temmuz dedi ama muhtemelen herhalde bunu kabul edecek. Ne dersiniz? Haziran'da olacak seçim. Vallahi öyle gözüküyor. Çünkü doğrusu da ben bence. Yani çünkü Temmuz'da birçok şey bitmiş oluyor. Yeni gelecek olan yönetimin kim olacaksa önü açık olması lazım. O dolayısıyla bir an önce olması lazım. Çünkü hakikaten artık işin tadı çok kaçtı. Bu sene gibi hiçbir sene böyle birlik yaşamadım. Yıllardan bu işin içindeyim. Hakikaten yani kim kabarttı, kim kabarsız onları şimdi tartışmak istemiyorum ama netice olarak Amerikalı'nın dediği gibi ben bilançoya bakarım, neticeye bakıyorum ben de. Yani gerçekten korkunç şeyler yaşadık. Ligin tadı tuzu kalmadı. Halbuki Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki çekişme aslında müthiş bir futbol şölenine dönüşebilirdi ve rekor puanlarla şampiyon olacak büyük bir ihtimalle, o şampiyon olacak olan takım. Yani bir de rekor üstüne rekor kırılıyor, 20 maçlık yenilmezlik serisi var vesaire vesaire takımların. Yani bu da bir futbol keyfidir, renkleri bir kenara bırakmak lazım. Biz bunun keyfini de yaşayamıyoruz. Onun için bir an önce seçim yapılması, bir an önce yeni bir yönetimin gelmesinde Türk futbolu adına çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Sayın Erol Kaynar'la sohbetimiz devam ediyor. Beşiktaş'ın camia olarak ya da spesifik olarak baktığımızda yönetimin belirlediği bir federasyon başkanı adayı var mı? Vallahi geçen programında galiba söylemiştim yanılmıyorsam. Servet Yardımcı üzerinde zannediyorum bir konsorsiyum oluşuyor. Ve çok tecrübeli bir isim zaten Servet Yardımcı.
kendisi adaylığını koyduğuna göre bence Servet Yardımcı önde, ön planda diye düşünüyorum. Sanırım Beşiktaş ve Fenerbahçe bu konuda antak kalıyor. Ama Galatasaray ve Trabzonspor'da muhalefet çeyreği gelebilir mi sizce? Servet Yardımcı ismi üzerinde. Pek sanmıyorum. Yani Trabzon'dan bir şey, şerh geleceğini zannetmiyorum. Çünkü Servet Yardımcı hakikaten dediğim gibi çok tecrübeli, çok hakikaten yıllardan beri bu işin içinde biliyorsun. Doğru bir isim. Yani çok ters bir şey olacağını bilmiyorum ama Galatasaray için bir şey diyemem tabii. Anladım. Bu arada Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun da aday olduğundan, adaya açıklaması yapacağından bahsetti. Adaylık açıklaması yapılacağından bahsediliyor. Ne dersiniz? Bu konuda yorum yapmak ister misiniz? Vallahi tabii çok onore bir görev. Herkes ister tabii bunu şey olmak ama Servet Yardımcı'nın olduğu yerde pek şansın olacağını zannetmiyorum. Benim duyduğum kadarıyla Adnan Polat'a da bu yönde teklifler gidiyor ama Sayın Polat pek sıcak bakmıyor bu işe. Yok, Adnan Polat başkanı çok iyi tanır, bir yakında dostumuz da var. Zannetmiyorum ben de, yani konuşmuş değilim ama sanmıyorum. Evet. Sayın Erol Kaynar'la sohbetimiz devam ediyor. Benim dikkatimi çeken bir açıklama oldu Erol abi. Samet Aybaba'dan geldi bu açıklama. Bu takım çürümüş, evet, diyor. Tabii yani çürümüş derken tabii bu futbol takımı üzerinde negatif bir tesir yaratır. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama sanırım birazcık da takımın kuruluş aşamasına yönelik bir gönderme. Yani sezon başında bir önceki yönetim ve o yönetimin görevlendirdiği profesyoneller bu takımı iyi kuramadı. Doğru kadro oluşturulamadı demek istiyor galiba. Bir yorum yapmak ister misiniz? Siz de böyle mi algıladınız bu tespiti? Valla Samet Hoca'yı çok eskiden beri, futbolculuk döneminden beri tanırım. Çok da severim. Düzgün bir adamdır. Düzgün bir futbol adamıdır. Ama bu ifadeyi niye kullandı çok doğru ben bulmuyorum. Çünkü neticede şimdi şöyle düşünmek lazım Özgürcüğüm. Yani bu takımı tamamen silip yeni bir takım kuramayacağına göre hiçbir kulüp bunu yapamaz. O zaman sen bu futbolcuların birçoğuyla oynayacaksın. Yani %80'iyle, %70'iyle devam edeceksin. Çünkü mukavelesi devam eden birçok kulübünün mukavelesi devam ediyor zaten futbolcuların. Yani paralarını verip gönderme gibi müthiş bir ekonomik bir girişimde bulunamazsın. Dolayısıyla ileriye dönük de bu laflar Samet Hocam'ın önüne gelebilir. Futbolcular üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Belki bazı teknik adamlar ters şey yapabiliyorlar. Yani ters etki yaratmak için yapabiliyorlar bunu ama bunu ben çok doğru bulmadım. Çünkü bir de şöyle düşünmek lazım. Şimdi yeni bir teknik adam arayışı içerisinde Beşiktaş. Ne olursa olsun bu laflar, bu konuşmalar, bu durumlar mutlaka gelecek olan bir teknik adam inceleyerek gelecektir. Yani gözü kapalı Beşiktaş'a gelecekse zaten o teknik adamdan da hayır gelmez. Dolayısıyla Beşiktaş'ı inceleyip gelecek olan bir teknik adam bunları da duyacaktır. Ve teknik adamları da ürküten bir tablo gibi görünür bu. Aslında ben bu anlamda Samet Hocam beni bağışlasın, ben katılmıyorum kendisine. Beşiktaş'ın kadrosunda çok ciddi, çok gerçekten kıymetli oyuncular da var. Yani Beşiktaş bunlarla zaten devam edecek. Dolayısıyla bir talihsiz açıklama gibi geldi bana. Evet. Ki işin başındaki kişi, futbolun başındaki kişi, patron benim diyor zaten, öyle görev verdiler kendisine de. Umarım olumlu yansır kulübe, futbol takımına ama ben doğru bulmadım. Onu açık ve net ifade edeyim. Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte, Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi, camianın etkin isimlerinden. Bir önceki yönetimde başkan Ahmet Durçebi ile de teşviki mesaisi oldu. Bir çalışması oldu Sayın Erol Kaynar'ın. Fernando Santos'un gönderilmesi ve kendisine verilen 500 bin euroluk tazminatla ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Daha fazla para verildi. İşte 7-10 milyon euro arası para ödendi falan diye. Bu konuda bir bilginiz var mı bizimle paylaşabileceğiniz Erol abi? Vallahi şimdi Özgürcüğüm, tabii dediğin çok doğru. O kadar çok bilgi kirliliği var ki hepimizin kafası karışıyor. Ama ben as olan yönetimin verdiği beyanattır. Ve onların beyanı bence esastır. Benim için esastır. Yani dedikoduyla bir kulübü yönetemezsiniz. Yani bu esastır. Çünkü zaten bir de biliyorsun halka açık bir şirketi var Beşiktaş'ın. Yani dolayısıyla
yanıltıcı bilgi vermek hakikaten suç. Yani yönetim asla bunu yapmayacağına göre tabii insanlar belki farklı şeyler düşünüyorlar ama demin bir şey söylemiştim teknik direktör için, yani Beşiktaş'ı inceleyip gelir iyi bir teknik adam diye. Evet. Santos'ta ben bunu göremedim. Santos son dakikada bulunan ve belki de Beşiktaş'ı ne kadar tanıyor, yani tabii ki her teknik adam Beşiktaş'ı tanıyordur ama şimdi tanımak var, bir de incelemek var. Yani hiç aniden böyle anlaşıldı geldi. Yani gelişi yanlış mıydı? Böyle bir kariyerli bir teknik adamın gelmesi o şartlarda bence doğruydu. Yani evvela bunu ortaya koymak lazım ki herkes de aynı hemfikirdi o zamanlar hatırlarsan. Hı-hı. Evet, tereddütler vardı. 13 yıldır kulüp çalıştırmamıştı, nasıl olacak falan diyen de vardı. Ona da saygı duyuyorum. Haklı da çıktılar işin kötüsü. Ama yani Santos'un benim kafamda soru işareti olan kısmı böyle aniden bu kadar kariyerli bir teknik adamın hadi gel hadi gidelim gibi oldu bana göre. Bu beni o zamanlar biraz rahatsız etmişti ama dile getirmedim tabii ki. Hani daha teknik adam gelmeden hemen. Bence siz hassasiyet gösterdiniz. Araya giriyorum kusura bakmayın ama siz hassasiyet gösterdiniz. Çünkü Sayın Başkan'ın tanıtım toplantısında, Santos'un tanıtım toplantısındaki sözleri çok bağlayıcıydı. Sayın Başkan dedi ki biz bir aydır kendisiyle istişare yapıyoruz. Santos'ta görüşüyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz dedi. Dolayısıyla bu söz üzerine yani başka bir şey söylemek belki doğru olmayabilirdi. O yüzden hassasiyet gösterdiğinizi düşünüyorum ben. O yüzden konuşmadınız o dönemde. Valla biraz ona tabii ben neticede dediğim gibi yani asıl olan benim başkanımın, benim yönetim kurulu yemin verdiği beyanlar asıldır. Benim kendi şahsi düşüncem de bu tabii. Anladım. Çünkü onun böyle bir inceleme yapıldığı konusunda bir herhangi bir bilgi gelmedi. Yani hiçbir bilgi de dolaşmadı. Dolayısıyla o beni biraz rahatsız etmişti. Sonra geldikten sonra yani bana göre kendi kariyerine hiç yakışmayan bir teknik adam görüntüsü çizdi. Yani bu kadar kötüsünü de hakikaten Beşiktaş hak etmediğini düşünüyorum. Yani ama dediğim gibi böyle bir kariyerli teknik adamın o dönemde gelmesi normal ve iyi bir karşılamaydı. Doğruydu belki. Ama maalesef netice inanılmaz kötü oldu. Gelişinin asla yanlıştır diye söylemiyorum. Ama gidişinin de bence son derece doğru olduğunu, hatta hatırlarsan sana gitmeden önce söylemiştim senin programında. Sayın Başkanım Hasan Arat'a sözlü bir mektup hazırladım. Başlıklarını hatta vermiştim senin şeyinde. Santos'un bir saat önce gönderilmesi gerektiği konusunda fikirlerim vardı kendi çapımda. Evet. Hatta televizyon yanında bunu söyleyeceğimi senin vasıtanla söylemiştiniz, evet. Belirtmiştim, evet. Ve neticede ben programa çıkmadan Santos'un gidişi bileti kesildi. Çünkü önümüzdeki yılı düşünüyorum ben. Yani Türkiye Kupası var, Fenerbahçe maçı var, Beşiktaş'ın morale ihtiyacı var. Bu Türkiye Kupası'nı almak, Fenerbahçe ile başa baş mücadele edip galip gelebilmek falan, bunlar tabii Beşiktaş'ta çok olumlu havayı estirecektir ki Beşiktaş'ın gerçekten puandan veya diğer işlerden ziyade böyle bir morale hem futbolcunun hem taraftarın inanılmaz bir ihtiyacı var. Önümüzdeki yıla bu yansır, olumlu yansır. Onun için bence Serdar Hocam'ı da çok güveniyorum ben. Çünkü çıkarttığı 11'leri hep dikkatli izledim. Gayet doğru bir 11 çıkartıyor bir kere. Her şeyi bir tarafa. Yani Santos belki burada değil, arkasından konuşmayalım ama Santos'un çıkarttığı 11'e bakıyorsun. Yani bir türlü yani kafama yerleştiremedim. Kimse yerleştiremedi. Yani bu kadroyu niye bu 11'i çıkarttım diye birbirimize sorduğumuzda birbirimize cevap veremiyoruz spor adamları olarak. Evet. Yani ama Serdar Hoca'nın bu tarafını çok beğeniyorum. 3 maç oynadık biz Serdar Hoca'yla. 3 maçtaki alınan netçileri falan bir tarafa koyuyorum. Yani galibiyet, mağlubiyetten bahsetmiyorum. Bundan bağımsız olarak söylüyorum. Yaptığı 11'ler son derece doğruydu. Doğru adamları doğru yerlere koydu. En şey de bu bana göre futbolda. %100. %100. Evet. Bu arada Serdar Topraktepe başta Semih Kılıçsoy olmak üzere altyapıdan gelen oyuncuların gelişiminde çok önemli inisiyatif kullandı ve bence kalan haftalarda genç oyuncular daha fazla şans bulacak. Örneğin Demir Ege, Tıknaz, Tayyip Talha iyileşti. Mustafa Hekimoğlu 16 yaşında ve santrfor mevkinde en az Semih kadar yetenekli olduğundan bahsediliyor. Evet, bu tür doğru. Futbolculara daha fazla şans verecek. Bu da bence Beşiktaş adına bir kazanım.
Bir de elindeki mevcut mesela Semih gibi, demin söylediğin gibi de Demir Ege gibi geleceğe dönük çok iyi veriler veren futbolcuları da parlatma durumunda olan bir hoca Serdar Hoca. Bu da çok önemli bir kazanç. Hı hı. Yani Serdar Hoca'nın hatırlarsan eğer çıkarttığı 11'de Semih'i kullanması son derece doğru yerde, doğru zamanda kullandı ve Semih onun elinde bence en iyi maçlarını çıkarttı diye düşünüyorum. Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Erol abi, benim duyduğum kadarıyla Mircea Lucescu'yla bir görüşme yapılmış. Yeni bir görüşme. Onunla zaten devre arasında görüşme yapılmıştı ama yarım dönem için gelmek istemediğini söyledi. Aynı bilgiyi doğrular nitelikte bilgiler geldi mi size? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak size göre? Tahmininiz nedir? Bence Lucescu olmaz. Olmaz artık mı? Yani olmaz. Kendisi zaten başta zaten pek istemedim biliyorum. Hı hı. Van Bronckhorst'un üzerinde durdukları konusunda bir bilgi geldi. Bu önemli bilgi. Taze bir bilgi. Evet, yani yabancı teknik adam olacağını düşünüyorum ben. Yani yerli hocalar üzerinde de belki duruyorlardır ama zaten Sayın Başkan da %50-%50 demişti. Ben %50'nin yabancıya doğru kaydığını düşünüyorum. Daha fazla yükseldiğini %50'nin. Yani yabancı hoca daha ağırlıkla gözüküyor şu anda. En iyisi bu iyi artık hocada hata yapmamak lazım bu defa. Hı hı. Yani doğru hocayı bulup, doğru Beşiktaş'ı bulup... Van Bronckhorst doğru bir isim mi sizce Beşiktaş için? Yani şöyle doğru isim, tecrübeli, futbolculuk döneminden de biliyorsun sen, benden iyi bilirsin bu şeyleri. Öyle öyle, yani dolayısıyla yani futbolun çok içinde olan bir isim. Tabii dediğim gibi bunlar biraz da yani ülkeye göre değişiyor. Kendi kafasındaki, kendi ülkesindeki, kendi çalıştırdığı takımlar çok farklı olabiliyor. Türkiye'nin futbol iklimi çok farklı. Evet. Bu iklime ayak uydurmaları çok önemli. Bize biliyorsun ne teknik direktörler geldi, bizden gitti. Gittiği takımları şampiyon yaptılar. Biz kovaladık, arkasına teneke bağladık. Yani hatta haberin başlayın. Yani o aynı adam gidip kendi ülkesinde ya da başka yerde, çok örnekleri var bunun, çok başarılar elde etti. Maalesef bunlar oluyor futbolda ama tabii yönetim inanıyorum ki çok bu konuda çok hassasiyetle çalışıyor. Çünkü artık hata lüksümüz yok. Rekor kırdı Beşiktaş. Teknik direktör değişikliğinde. Yani ben 38 puan fark oldu. Liderle 38. O fark oldu. Yani 6 tane teknik adam değişti. Yani şeyi de 2 defa geldiğini düşünürsek Serdar Hoca'nın da bir 7.'si gelecek şimdi. Yani bir de öyle düşün. Yani bir yıl içerisinde minimum 7 hoca olmuş olacak. Bu Beşiktaş tarihinde rekordur. Böyle bir teknik direktör değişikliği hiçbir zaman olmadı benim. Samet Aybaba da futbolculara demiş ki tebrik ederim sizi, 6. teknik direktörü de gönderdiniz, evet, demiş. Yok yani futbolcular tabii bazen teknik direktörle uyuşmadıkları zaman o tip şeyler olduğunu biliyorum ama yani işte biraz eleştiriye açık bir söylem bence Samet Aybaba'nın yaklaşımı, yani eleştiriye açık. %100 açık. Hı. Samet Aybaba da tabii tahmin ediyorum artık onun da sindirleri biraz zayıfladı. Hı. Çok kötü neticeler alındı. Yani Beşiktaş'a hakikaten yakışmayan işler, evet, oldu. Ama artık önümüze bakacağız. Artık geriye dönüp baka şey yapamayız ama eskiden dersleri çıkartıp önümüze bakmamız en doğru hamle olacaktır. Sayın Erol Kaynar, Beşiktaş'ın etkili isimlerinden, önde gelen isimlerinden, eski yönetim kurulu üyesi. Çok önemli bir bilgiyi sizlerle paylaştı. Giovanni Van Bronckhorst, Beşiktaş, Fernando Santos'u getirmeden önce de gündemine gelen Hollandalı teknik direktör. Beşiktaş'ın gündemindeki teknik direktörlerden bir tanesi ve yabancı teknik direktör olma olasılığı daha da artıyor dedi Sayın Kaynar. Ve bu teknik direktörün Beşiktaş'a gelebileceğini düşündüğünü ifade etti. Çok teşekkür ederim Erol abi. Katıldınız. Ben bir satır daha bir şey tabii söyleyebilir buyurun. Miyim vaktim varsa? Şimdi tabii, Sayın Başkan'a şunu yayınımda da söyledi televizyonda. Yani emin olsun Sayın Başkan, Beşiktaşlılar aklı başında, her Beşiktaşlı ki bu çoğunluktadır zaten. Başkanın ve yönetimin mutlaka başarılı olmasını istiyorlar. Yani severler sevmezler, o ayrı bir konu. Ama çünkü biz olağanüstü bir kongreden geldik. Zaten onun dışında bir düşünce, bir hareket, bir başka bir fikir de yok zaten. Dolayısıyla çok rahat hareket etmeli. Panikle bir şey yapmamasını tavsiye ederim.
Beşiktaş'ı birleştirici olmasında fayda görüyorum. Beşiktaş birleştiği noktada hakikaten büyük bir camia biliyorsun. Yani o zaman çok daha farklı olur işler. Evet. Onun için rahat hareket etsin. Lütfen, çünkü Beşiktaş'ın artık ihtiyacı var bunlara. Başka bir Beşiktaş'ın gündemi yok zaten. Olamaz zaten. Olmasını da asla tasvip etmem. Hiçbir Beşiktaş'ta, aklı başına Beşiktaş'ta başka bir gündem düşünmez. Onun için bu konuda aslında önü açık. Onun için rahat hareket etsin, rahat karar versin, doğru karar versin. Tek temennim bu. Peki. Sayın Erol Kaynar, Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi, camianın etkin isimlerinden çok önemli bilgileri sizlere aktardı. Beşiktaş bölümümüzde fikrini paylaştı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Özgür'cüğüm. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Trabzonspor bölümümüzde Trabzonspor'un etkin isimlerinden, önemli isimlerinden eski as başkan Sayın Hayrettin Acizalioğlu bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim, eksik olmayın. İyisiniz umarım. İyiyim, sağ olun. Yaramaz yok. Harika. Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerine nasıl bakıyorsunuz? Herkes bir adaydan bahsediyor. Şu ana kadar iki aday, iki isim adaylıklarını açıkladı. Onlardan bir tanesi Servet Yardımcı. Evet. Ne dersiniz? Türkiye Futbol Federasyonu'nda Trabzonspor'un Trabzonspor'un camia olarak, sadece yönetimi kastetmiyorum, belirlediği bir aday var mı? Yok şu an için. Ancak şöyle söyleyeyim. Yani adayın veya başkan olacak kişinin kim olması şu anda çok da önemli değil. Çünkü bu sistem devam ettiği sürece, bu yönetim modeli devam ettiği sürece, daha doğrusu yönetilme modeli devam ettiği sürece, kim olursa olsun bunun dışında bir işleyiş, bir idare şekli olmayacaktır ve yine de birinci maçtan itibaren şikayetler başlayacaktır. Hakemlerdeki bu başıbozukluk, yanlış yönetim ve kulüplerin şikayetçi olma durumu devam edecek. Köklü bir değişiklik yapılması ve bu düzen, bu futboldaki bu düzenin mutlaka değişmesi lazım. Yoksa Avrupa kulüpleriyle biz bir oyuncu, üç oyuncu, beş oyuncu, şimdi on oyuncu, on beş oyuncu almakla baş etmemiz mümkün değil. Türkiye'de de taraftarların mutlu olacağı bir futbol seyrettirmemiz, futbolla insanların ilgi duyması mümkün değil. Böyle giderse göreceksiniz, birkaç yıl içinde sahalarda seyirci kalmayacak. Diğer yan şeyler, iddialar, bahisler daha ön planda olan, daha çok konuşulan, sahadaki futboldan ziyade bu konular gündeme gelen bir duruma gelecek. Yazık, bunca emek, bunca gayret, bu kadar saha yapımı, organizasyon boşa gidiyor. Anladım. Evet. Bu arada Trabzonspor'un eski iki başkanı Ahmet Ağaoğlu ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun isminin de Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayları arasında gösterildiğini görüyorum. Bu konuda size bir bilgi geldi mi, ya da bir yorum yapmak yani, ister misiniz? Gönlünden mutlaka geçiyorduk. Ahmet Ağaoğlu daha önce çok uzun yıllar Golf Federasyonu başkanlığı yaptı. Yani federasyon yönetmeyi biçimini, yönetme biçimini gayet iyi bilir. Yani gerek futbol kültürü, gerekse yapısı, tecrübesiyle bence Türkiye'deki şu anda ismi geçenler içinde en uygun adaydır. Alo. Son sözünüzü anlayamadık, ses gitti. Yani şu anda ismi geçen adaylar arasında en uygun, en layık aday olur bana göre. Ahmet Ağaoğlu'ndan bahsediyorsunuz, evet, değil mi? Evet, Ahmet Ağaoğlu. Bu önemli açıklamayı Sayın Hayrettin Acizalioğlu yaptı. Trabzonspor'un etkin, önemli isimlerinden eski as başkan Ahmet Ağaoğlu'nun en ideal aday olabileceğini söyledi. Peki bakalım Ahmet Ağaoğlu'ndan bir adaylık açıklaması gelecek mi önümüzdeki günlerde? Evet. Trabzonspor adına sezonu nasıl değerlendirmek lazım? Halihazırda Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetimin başarılı olduğuna inanıyor musunuz şu ana kadar?
Yani neticelere göre başarı yok tabii. Evet. Şartlar zor ama bu şartlar bilinerek göreve talip olunuyor ve bu şartlara rağmen başarılı olacağı iddia ediliyor. O nedenle mazeret değil, çözüm üretmek lazım. Şu anda maalesef Trabzonspor'umuz iyi bir konumda değil. Ekonomik olarak da, sportif olarak da gittikçe de daha kötüye gidiyor. Borç artıyor. Seyircinin sabırsızlığı artıyor. O nedenle daha radikal ve gerçekçi çözümler, planlar, projelerle tarafların karşısına çıkmak lazım. Peki. Türkiye Kupası için ne diyeceksiniz? Trabzonspor Türkiye Kupası'nı alır mı? En iddialı konumda bana göre Trabzonspor ve bu sezon için tek hedef de kaldı. O nedenle Trabzonspor bu konuda şanslıdır diyorum. Peki. Trabzonspor bölümümüzde konuğumuz eski As Başkan camianın önde gelen isimlerinden Sayın Hayrettin Acı Salioğlu fikrini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun, iyi yayınlar. İyi günler. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli Nicar, Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Siz reklamları dinlerken ben de Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Ağaoğlu'yla bir görüşme yaptım. Kendisi radyoda bir konuşma yapmanın bu aşamada doğru olmadığını düşünüyor. Söyleyecek de bir şeyim yok diyor. Sanırım yazılı basında ya da sosyal medyada başkan adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'nın listesinde Ahmet Ağaoğlu'nun da olacağı yönünde bir takım iddialar ortaya çıkmış. Ben bunlardan da haberdar değilim. Yani benden bağımsız böyle şeylerin söylenmesi de doğru değil diyor. Şu anda beklemeyi tercih ediyor gördüğüm kadarıyla. Ama hiç kuşku yok ki önümüzdeki günlerde aday sayısı artacak net bir biçimde görüyorum. Haziranda yapılması istenilen seçimli genel kurul çok adaylı olacak Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 18 Temmuz'da seçim yapacağız dedi. Kulüpler buna itiraz ediyorlar. Haziranda yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyor. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında Süper Lig kulüpleri bu konuda konsensus sağladılar. Ve bir heyet oluşturarak hafta başında Mehmet Büyükekşi ile bu konuyu konuşacak. Muhtemeldir ki Sayın Başkan, Federasyon Başkanı da kulüplerin bu isteğini geri çevirmeyecek ve Haziran'da tertip edecek olağanüstü nitelikli seçimli kongreyi. Jonjo Shelvey, İngiliz futbolcu Çaykur Rizespor'daki başarısıyla ön plana çıkıyor. Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy hakkında bazı açıklamalar yaptı. Semih Kılıçsoy böyle devam ederse çok iyi bir kariyere sahip olacak. Zaten fiziksel olarak Agüero'ya benziyor. Biliyorsunuz Arjantinli eski golcü Atletico Madrid ve sonrasında Manchester City'ye gitmişti. Agüero'ya çok benziyor. Umarım iyi bir kariyeri olur. Bence çok iyi işler yapacaktır diyor. Jonjo Shelvey, Çaykur Rizespor'un İngiliz futbolcusu. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Sevgili Yusuf Dursun, usta gazeteci, bizimle birlikte bakalım bu akşamki maça Fenerbahçe hangi 11 ile çıkacak? Yusuf abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, sağ olun. İyi çalışmalar dilerim. Stattasınız galiba ya da gideceksiniz. Stattaydık. Bugün biliyorsun birkaç gündür güven kurulu başkanları adaylarını açıklıyorlar, konuşuyorlar. Birkaç gün onlara takıldık, artık bugün tamamen maça döndük. 3 aday var değil mi? Divan kurulu. Evet, ben de Nihat Tokat, Şekip Mosloroğlu, Tevil Becan hanımefendi adaylar. Bakalım bundan sonra daha çıkacak mı aday? Hangi adayın sanki kazanma şansı daha yüksek sizce? Yani dönüp baktığımızda sanki Şekip Mosloroğlu bir adım önde gibi duruyor. Yalnız Nihat Tokat tabii, o da çok eski bir divan kurulu üyesi. Küçük küçük diye tahmin ediyorum. Tevil Becan Hanım son Fenerbahçe'nin yıllardır Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Divan kurulu üyesi. Tabii üyelerin takdiri, artık bakacağız. Yani üçü kıyasıyla bir yarış yapacağını düşünüyorum. Anladım. Bu akşamki maça Fenerbahçe'nin şu 11'le çıkması muhtemel mi Yusuf abi? Ben sayayım, siz katılmıyorsanız işte çıkartacağınız, ekleyeceğiniz futbolcu olabilir. Bunları söyleyin lütfen. Kalede Livakovic olacak. Savunmanın sağında Osayi, ortasında Çağlar ve Ciku, sol tarafta savunmada Ferdi. Onların hemen önünde defansif orta saha İsmail, göbekte Fred, İrfan Can Kahveci sağ kenar, Tadic sol kenar, Şimanski forvet arkası, Ceko ileri uçta. Ne diyorsunuz? Zaten benim de bugün fanatikte yazdığım kadro doğrudur. Fazla bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yani zaten
kendisi söyledi, ideal bir kadro çıkacağız dedi. Herkes hazır. O yüzden doğal bir kadro. Katılıyorum. Yani kadroda oynayacağını, son anda bir aksilik, bir sakatlık, hastalık olmasa bu kadroda çıkacaklar. İsmail Kartal sanırım çift forvetli düzene dönmeyeceği yönünde bir mesaj verdi değil mi? Bazıları Batshuayi ile Dzeko'nun birlikte oynayabileceği yönünde fikir beyan etmişti ama evet. Böyle bir şey bekliyor musunuz siz, bir sürpriz? Yok yok, öyle bir şey beklemiyorum. Maçın son kenarına doğru Batshuayi alabilir kadroya. O doğal zaten alıyor 60'tan sonra ya da 70'ten sonra. Çift oynayacağını sanmıyorum. Hı-hı. Ben bu yazdığım kadro ile devam edecek. Hayırlısı inşallah Fener Kıratlar diye düşünüyoruz. Nasıl bir maç olur sizce? Fikriniz nedir? Gerçekten tabii bu sefer bir 47 bin seyirci falan bekliyorum tahminen. Çok kıran kıran bir maç olacak. Yani Fenerbahçe bence en şeyli maçını oynayacak. İstekli, arzulu. Oynamak zorunda çünkü ayağına kadar gelmiş tur artık. Bu turu kaçırmaması lazım. Güzel bir maç bekliyorum. Umarım bir şey olmaz, maçın başında çok bir gol yemeyiz. Yemediğimiz sürece de biz her zaman kaleye onları yığarız. Seyircinin desteğiyle inşallah. Tur atlarız da böyle tur atlarız demek kolay. Onlar da fena takım değil. Bakacağız ama sanki biz bir adım öndeyiz. Öndeyiz şu anda. Alacağımızı tahmin ediyorum. Mert Hakan kadroda oluyor mu? Sakatlığı geçti galiba. O geçti başladı ama kadroya alacağını sanmıyorum. Sivas maçı için geniş kadrosunda olacağını düşünüyorum. Anladım. Yani zaten artık kendisi de söyledi. Sakatlardan uzun süre şey yaptık. Çalıştık. Sonunda buraya getirdik. Artık son düzlüğe girdik. Altı orada var. İşte Avrupa'da inşallah devam eder. Onun için Fener'de şu anda İsmail Kartal'ın istediği gibi her şey iyi gidiyor. Bir de bu maç Fırat Allah'ta harika olur. Stat doluyor mu tamamen? Efendim? Stat evet, full oluyor mu? Bu ilk de kez uzun aradan sonra full olacağı söylüyorlar. Tabii göreceğiz. Bu arada diğer branşlar da tabii çok sevindiriyor. Basketbol, voleybol. Diğer branşlarda tek tek şampiyonluğu izletiyorlar. Evet. Belki bu akşam da bayanlar getirecek şampiyonluğu. Hı-hı. Yani şu anda tabii Fenerbahçe Kulübü gerçekten müthiş bir sezon geçiriyor. Belki futbol takımı bilemiyoruz, daha 6 hafta var. Hı-hı. Ama Euroleague var. Her yerde Fenerbahçe diyelim. Peki. Sevgili Yusuf Dursun, stat'tan son derece önemli bilgiler aktardı. Fenerbahçe'nin bu akşam yapacağı Olympiakos maçı ile ilgili olarak kendisi Fanatik'te yazıyor. Yusuf abi çok teşekkür ederim katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Avrupa Kupalarında 11 yıl sonra adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor Fenerbahçe'de. Bir eksik var. Osterwold'e sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda değil. Mert Hakan'ın durumuna bakılacak, maç kadrosunda olma ihtimali var. Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun UEFA listesinde olmadığı için onlar da maç kadrosunda değiller. İsmail Kartal'ın bu akşam Fenerbahçe'yi şu 11'e sahaya çıkarması bekleniyor. Kalede Livakovic, savunmanın sağında Osayi, ortasında Çağlar ve Ciku, sol tarafta Ferdi, savunmanın önünde İsmail, ortasında Fred, sağ kenarda İrfan Can Kahveci orta alanda, sol kenarda Tadic, onların hemen önünde Şimanski, ileri uçtaysa Dzeko 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Fenerbahçe'nin. Bu akşam saat 22'de başlayacak Fenerbahçe'nin Olympiakos'ta yapacağı rövanş maçı ve Radyo Spor bu maçın bütün heyecanını sizlere yansıtacak canlı olarak değerli dinleyiciler. Bu arada İsmail Kartal dün UEFA'nın zorunlu tuttuğu basın toplantısında maçla ilgili fikrini sizlerle paylaştı. Kamuoyuyla paylaştı ve İspanyol teknik direktörü Olympiakos'un Mendilibar ise iddialı olduklarını, bu maçın da turunda favorisinin kendileri olduğunu öne sürdü. Bakalım İsmail Kartal başka hangi detayları vermiş dünkü basın toplantısında, dinliyoruz ve programımıza nokta koyuyoruz bu açıklamayla birlikte. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Oyuncularımızla yapmış olduğumuz toplantılar ve antrenmanlar, bu akşam da akşam antrenmanımız devam edecek. Sonuçta ilk maçta 3-2 kaybederek ülkemize geri geldik. Yarın muhteşem taraftarımızın önünde yarı finale çıkmak için rakibimize de gerçekten orada oynadığımız maçta baktığınız zaman yapmış olduğumuz analizler doğrusunda da iyi bir takımları var. Oyun içerisinde oyunun kaderini değiştirecek, oyunu etkileyecek oyuncuları var. Bunları biliyorduk ama o maçta daha net ortaya çıktı. Tabii ki Olympiakos takımı da iyi bir takım, köklü bir kulüp. Biz de iyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. 3-2'nin rövanşında yarın bizim yarı finale
adımımızı atabilmemiz için taraftarlarımızın bize vereceği müthiş destekle, enerjiyle bunu pozitife çevirip pozitif futbolumuzla, güçlü oyunumuzla yarın rakibimizi burada yenip maçı kazanarak yarı finale adımımızı atmak istiyoruz. Şimdi yarınki taraftarlarımızdan maç başından sonuna kadar bizi destekleyeceklerine inanıyoruz. Onların vereceği destekle de biz de oyuncularımızın yani performansının bir adım daha artabileceğini, bu yüksek özgüvenle de rakibimize karşı daha üstün oynamalıyız. Bu oyunu da ortaya koyabilmemiz için dediğim gibi taraftarlarımıza vereceği destek çok önemli. O destekle de oyuncularım daha yüksek özgüvenle daha iyi mücadele, daha iyi futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Olympiakos'la ilgili dediğim gibi biz Yunanistan'da da Tadiş de aynı şeyi söyledi. Biz iyi başlamıştık. Yani biz gol atalım derken kendi yapmış olduğumuz bireysel hatalardan rakip takımında dediğim gibi kaliteli iyi oyuncuları var. Bunları hemen çok çabuk sonuçlandırdılar ve değerlendirdiler. Yarın inşallah böyle bireysel hataları yapmadan kendi güçlü oyunumuzda kendi karakterimizi sahaya ve rakibe yansıtarak maçı bitirmek istiyoruz güzel bir şekilde. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.